D planından herkese selamlar. Bu bölümde doğadayken en temel ihtiyacımız olan suyu çevrenizden temin etmek için suyun varlığına ilişkin takip edebileceğiniz basit işaretleri, belirtileri ve öncelikle kontrol edilmesi gereken potansiyel su kaynaklarının nasıl tespit edilebileceğinden bahsediyor olacağım. Başlamadan önce serinin gelecek videolarından ve diğer gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Su kaynağı tespit ederken hangi coğrafyada ya da iklim durumunda olursanız olun size yol gösterecek birinci ve en temel ipucu yer çekimidir. Su haliyle yer çekiminden dolayı bulunduğunuz arazideki en alçak kesimde toplanmaya meyillidir. Yani ilk bakmanız gereken bu noktalar olmalıdır. Bu bölgeleri incelediğinizde bariz bir su kaynağı yerine kurumuş bir dere yatağı veya bir krater tabanı ile karşılaşabilirsiniz. Ancak su yüzeyde görünmese bile tabana çok yakın bir seviyede olabilir. Eğer taban suyu yüzeye çok yakınsa o bölgenin çevresindeki bitki örtüsü yoğunluğunda gözle görülür bir artış ve toprakta bariz bir ıslaklık görebilirsiniz. Bu ıslak toprağı biraz kazıdığınızda suya ulaşma olasılığınız oldukça yüksektir. Ancak bazı durumlarda özellikle kurak iklimde taban suyu derinlere çekilebileceği için buraları ne kadar kazarsanız kazın sadece nemli kum veya toprakla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu durumu lehinize çevirebilirsiniz. Bunun için bu nemli toprağı çıkartıp gömleğiniz ya da herhangi bir kumaş üzerine koyduktan sonra bu kumaşla toprağı iyice sarın. Ardından elinizle kumaşı iyice sıkarak topraktaki ya da kumdaki nemin kumaşa geçmesini sağlayın. Bu işlemi birkaç kez toprağını değiştirerek yaptıktan ve kumaş yeterince ıslandıktan sonra içindeki toprağı atıp ıslanan bezi sıkarak çıkan suyu toplayabilirsiniz. Potansiyel su kaynaklarını ararken yer çekimini baz almanın dışında çevredeki bitki örtüsü ve hayvan izleri de yakınlarda su varlığına işaret gösterebilir. Çevredeki bitki örtüsü su kaynağının olduğu bölge etrafında diğer alanlarda olduğundan çok daha gür ve canlı olacaktır. Hatta kamış otu, hasır otu, karga otu, eğrelti otu, söğüt ağacı, bürver ağacı, kızıl ağaç gibi bitki ve ağaçlar yalnızca taban suyunun yüzeye yakın olduğu yerlerde yetişebildiği için daima bir su kaynağı yakınında ya da taban suyunun yüzeye yakın olduğu bölgelerde bulunurlar. Bu yüzden bu tür bitki ve ağaçların varlığını tespit ettiğiniz bölgelerde su arama çalışmalarınızı yoğunlaştırabilirsiniz. Bir diğer ipucu ise çevredeki hayvan varlığı ve hareketliliğidir. İnsanlar gibi bütün canlılarda suya ihtiyaç duyar, dolayısıyla bir şekilde su kaynağına erişebilir olmaları gerekir. O yüzden su kaynaklarından çok fazla uzağa gitmezler. Ancak bazı hayvan türleri diğerlerine göre susuzluğa karşı daha yüksek bir tolerans geliştirdiği için bu tür hayvanları tespit etmeniz yakınlarda su kaynağı bulunduğu anlamına gelmez. Ama yine de bazı canlı türleri susuzluğa karşı toleransı diğer türlere göre çok daha düşük olabilir. Dolayısıyla bu hayvan türleri su kaynaklarından çok fazla uzaklaşamazlar. O yüzden su ararken özellikle bu hayvan türlerinin çevredeki varlıklarına dikkat etmemiz gerekir. Arılar yuvalarından en fazla 1 kilometre uzaklaşırlar. Devamlı bir su kaynağına ihtiyaç duydukları için yuvalarından ayrılırken uçtukları yöne bakarak su yönünü tayin edebilirsiniz. Sivrisinekler ise su kaynağından 100 metreden fazla uzaklaşamazlar. Özellikle çölde sivrisinek gibi böceklerin sayısında artış görüyorsanız su kaynağı yakın demektir. Yusufçuklar ise sivrisinekler gibi genelde durgun su kaynaklarının olduğu bölgelerde yaşarlar. Karıncalar da yine aynı şekilde su kaynağından fazla uzakta yaşayamazlar. Bir diğer ipucu ise kuşlardır. Kuşlar özellikle sabahları ve akşamüstleri su kaynaklarına doğru uçarlar. Uçtukları yönü takip ederek su kaynağına ulaşabilirsiniz. Hatta ispinos, tahtalı ve güvercin türleri sadece su bulunan yerlerde yaşayabilirler. Ancak kartal ve şahin gibi yırtıcı ve leşçil kuşlar avının vücudundaki sıvıdan kendi sıvı ihtiyaçlarını karşıladıkları için bu tür yırtıcı ve leşçil kuşların varlığı su işareti olarak yorumlanamaz. Memeli hayvanlar sabah ve akşamüstü su kaynaklarına giderler ve bunun için sürekli aynı yolu takip ederler. Dolayısıyla orman içinde hayvanlar tarafından açılmış su patikaları bulunur. Bu yolları ve hayvan izlerini takip ederek su kaynağına ulaşabilirsiniz. Bunların dışında doğadayken çevrenizde yer alan birçok ağaç ve bitki türünden doğrudan su elde edebilirsiniz.
Pek çok ağaç türünün gövdesindeki öz su çıkartılarak içilebilir. Bu işlemi nasıl gerçekleştirebileceğinizden detaylı olarak serinin ilerleyen videolarında bahsediyor olacağım. Bitkilerden su elde etme denince genelde akla ilk gelen kaktüslerdir. Ve hatta bu Hollywood filmlerinde bir klişe haline bile gelmiştir. Peki bunu ne kadar doğru, hiç düşündünüz mü? Aslında kısmen de olsa bunda bir doğruluk payı var. Ancak dünyadaki kaktüs türlerinden doğrudan gövdesine içilebilir su elde edilen türler bir elin parmaklarını geçmez. Çünkü çoğu kaktüs gövdesini sudan başka insan sağlığına zararlı toksinler barındırabilir. Türkiye'de doğal olarak yetişen tek kaktüs türü Hint inciridir. Hint incirinin yaprakları ve meyveleri birçok kaktüs türünün aksine toksik değildir. Hint incirinin etli yaprakları sıkılarak içindeki su toplanabilir. Yaprağının en kalın ve şişkin bölümüne küçük ve derin olmayan bir yarık açtıktan sonra çıkan suyu toplayabilirsiniz. Bu su biraz acıdır ama acılığını almak için çıkardığınız suyu bir süre kaynatabilirsiniz. Aynı şekilde meyvesini de sıkarak suyunu çıkartabilirsiniz, ancak Hint incirinin meyvesinin susuzluğunuzu gidermek adına doğrudan yemeyin. Meyve lif açısından oldukça zengin olduğu için meyveyi posasıyla birlikte yemek o posanın atılması için de ayrıca vücudun su harcaması anlamına gelir. O yüzden meyvenin yenmemesi gerekir. Hint inciri dışında farklı kaktüs türlerinden su elde etmeyi deneyebilirsiniz. Ancak bu suyun toksik olup olmadığını anlamak için çıkan öz suyun yapısını kontrol etmeniz gerekir. Eğer elde ettiğiniz öz su kötü kokulu, sütsü ya da yapışkan yapıdaysa bu suyun toksik olduğunu varsayabilirsiniz. Ama öz su bu emareleri göstermiyor, berrak, akışkan ve kokusuzsa bu suyu doğrudan ya da kaynatarak içebilirsiniz. Bu videoda bahsettiğim su bulma yöntemleriyle arazide tespit edeceğiniz sular çoğu durumda doğrudan içilebilecek kadar temiz olmayacaktır. İçilebilir olması için bu suların öncelikle filtre edilmesi ve arıtılması gerekebilir. Bu durumda uygulayabileceğiniz filtreleme ve arıtma yöntemlerini de bu serinin ilerleyen videolarında paylaşıyor olacağım. Bu ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak ve takipte kalmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. D-Pillar'ından şimdilik bu kadar. Gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.